Arkadaşlar selamlar. Stepney uygulamasında kutularla ilgili çok soru gelmeye başladı bugünlerde. Sanırım GST'nin fiyatının düşmesiyle ilgili. Çünkü GST'nin fiyatı yüksek olduğu zaman kutu açmakla pek uğraşmıyoruz. Çünkü kurtarmıyor, riskli oluyor. Yine de belki kurtarabilir de duruma göre değişiyor. En azından ben açmayı tercih etmiyordum. Ama gelen sorulara en azından bir fikir vermesi açısından şöyle bir hesap kaba taslak yapıverelim bakalım. Mantığı nedir ya da hangi siteleri kullanarak böyle bir hesaplama yapabiliriz? Siz ona bir bakarsınız dostlar. Öncelikle şimdi hangi kutudan ne çıkıyor? Hemen bakalım. İnternette bu görseller var dostlar zaten. Ben bilerek indirmedim ki sizler de böyle arattırarak bulabilirsiniz. Step Master Box yazdığın zaman mesela hangi kutudan ne çıkacağını bulabilirsin burada. Bakın level 1, level 2'ler zaten açmaya ya da uğraştığınıza değmez. Çok bir şey çıkmaz. Genelde zarar ettirir. Level 3, 4, 5 ve sonrasına bakılabilir. Buradaki mantık nedir? Atıyorum şu level 3 kutuda ne çıkabilir diyor. 2 tane level 1 gem çıkabilir. Tamam. Level 4'te ne çıkarmış? 2 tane level 1 çıkar. Bir tane de level 2. Bazen çıkıyor dostlar, bazen çıkmıyor. Level 5'te 3 tane level 1 gem. Bir tane level 2 kesin çıkıyor. Bir de şu aşağıdakilerden birisi de çıkabiliyor bazen. Mesela level 3'ü açıyorsun. Bir tane common scroll da çıkabilir. Şu aşağıdakileri de gözden kaçırmayalım. Neyse siz bu tabloyu bir incelersiniz. Hepsini tek tek saymaya gerek yok. Kutulardan ne çıkacağı belli. Ama bazılarında mesela level 4 kutuda level 2 tane level 1 gem çıkacağı kesin. Şu sizi yanıltmasın. Bir tane de bazen çıkabiliyor, bazen çıkmıyor level 2 gibi olasılıklar var. Tamam. Bunu anladık. Bu tabloya baktığımız zaman hangi kutudan ne çıkacağı belli. Ve bu enerji muhabbetini, kutu muhabbetini bilmiyorsanız dostlar bayağı detaylı bir konu. Sırf bunun üzerine oyunu kurgulayan oyuncular da var. Uzun bir hikaye yani. Onu eski videolarımızda hep anlatmıştık. Bu videomuzda hesap yapacağız sadece. Peki açma maliyetleri nelerdir? Bakın buradan gidiyor işte. Level 1'inki 5, altında yazıyor. Level 2'ninki 7, level 3'ünki 10, level 4 35, level 500. Ben bugün şöyle yapayım diyorum. Mesela level 5 üzerinden bir hesaplama yapalım. Siz de yapmak isterseniz diğerleri için aynı mantıkla hesaplamanızı yapabilirsiniz. Şimdi burada gördük maliyetleri. Bir de Step Floor Price sitemiz var. Onu da bütün ürünlerin, marketteki ürünlerin fiyatını görebiliyoruz. Onu da kullanacağız şimdi. Onu da buradan size göstermiş olayım. Dostlar şimdi ürünleri GMT olarak satacağız ya. GST olarak da kutuları açacağız. GST, GMT arasında nasıl bir oran var ona bir bakalım. Trading View'den hemen bakabiliriz. GST 12'lerdeyken GMT de 11.5'larda. Genellikle bu 1 bölü 10 oranına yakın bir şey oluyor. Çok da fark etmiyor. Şimdi hesap yaparken göreceksiniz zaten. 1 bölü 10 ya da 1 bölü 11 olması çok bir şey değiştirmiyor. Ama biz diyelim ki, tabi siz bu videoyu izlerken bu oran değiştiyse ona göre güzel bir hesap yaparsınız. Belki bir sene sonra izliyor adam. Öyle yorumlar geliyor bazen, bakıyorum bir yorum gelmiş. Bir sene önceki video. YouTube önünüze düşürüyor. Bir şeyler oluyor falan. Neyse. Bizim şu anki 1 GMT'miz 10 GST yaklaşık diyoruz. Ve hemen hesaplamaya başlayalım. Şimdi diyelim ki ben level 5 kutularımı düşürüyorum. Ayakkabı puanlarını da gösterebilirim size isterseniz sonra. Diyelim ki level 5 kutu üzerinden gideceğim. Şuradan bir bakalım. Öncelikle açma maliyetim neydi? Level 5'te 100 GST idi. Ne yaptık biz, onu kapattık mı? Şurada. Level 5'in açma maliyetimiz 100 GST gördüğünüz gibi. Ne çıkıyordu peki level 5'ten? 2 tane, pardon 3 tane level 1 ve level 2 garanti dostlar. Burada tamam. Ne çıkacağını bilmiyoruz ama. Olasılık hesabı yapacağız. Şimdi diyelim ki fiyatlara baktık. 100 GST harcadık. Yani 10 GMT harcadık. Tamam mı? 1 bölü 10 oranı var ya. Şuradan bizim floor price'dan örnek veriyorum. 3 tane mesela efficiency 1 çıksa, şu GMT fiyatı, şu da karşısındaki de dolar fiyatı. Mesela 3 tane efficiency 1 çıksa 5'e yakın bir şey yapıyor. 5 GMT civarı bir şey yapıyor kazandığımız ürünler. Bir tane de level 2'miz olacak. Yine efficiency çıktığını düşünelim. 28. O fazlasıyla kazandırdı. Ne kadar harcamıştık? 10 GMT harcamıştık. 28 buradan, 5 de oradan olsa 33 GMT kazandık. Komfortlar çıktığını düşünelim. Mesela zaten bir tane komfort 6.98, 7'ye gidiyor. 3 tane komfort çıksa ne yaptı? 21. Direkt kurtardı zaten. Kâra geçirdi. Bir de level 2 komfort gelirse 68 de oradan geliyor. Her türlü kâr ettiriyor. Mesela luck level 1.
çıktığını düşünelim. 1 GMT'ye gidiyormuş. 3 tanesi 3 GMT yaptı. Bir tane de level lock 2 çıktığını düşünelim. 4 de oradan 7. 7 GMT kurtarmıyor. Çünkü bizim 10 GMT yani 100 GST maliyetimiz vardı. 10 GMT yapıyordu. Resilience'lar ne kadar? Mesela 3 tane level 1 çıktı. 3 GMT. Bir tane de level 2 çıktı. 2 de öyle desem 5. Yine kurtarmadı. Tabii ki bu illaki hani level 1'lerle level 2'ler aynı çıkacak diye bir şey yok da. Mesela diyorum kabataslak böyle bir oran hesap yapacağız yani. Mesela 3 tane efficiency level 1 çıksa 5'e yakın bir şey yapıyor. Diğeri de atıyorum resilience çıksa yine kurtarmıyor. Level 2'nin durumu burada birazcık belirleyici oluyor. Yani luck ve resilience çıkarsa level 2'ler aşağı yukarı neredeyse kurtarmıyor ama mesela comfort level 1 çıksa bile 3 tane direkt kurtarıyor. Yani dostlar bu hesap biraz şans işi ama matematiğini biraz anlatmak istedim soran arkadaşlar için. Böyle bir hesap yapılıyor yani. Kaç GMT harcadın? Mesela level 4 için ne yapıyorduk? Hemen bakalım. Level 4'ün açma maliyeti neydi? 35 GST'ydi. Neyse ben size söylemiş olayım. 35 GST harcadın. Yani 3,5 GMT. Oradan ne çıkabilirdi? 2 tane level 1, bir tane level 2. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Nasıl hesaplayacağız bakalım. İşte biraz onu arka planda şans işi değil de matematiğini hesaplıyorlar. Bazen sana kazandıracak şekilde güzel ödül veriyor. Bazen de küçüklerden vererek o sistemi dengeliyor ama genel olarak aşağı yukarı şu an kazandırıyor gibi gözüküyor. Bunları belirleyen genelde gemlerin fiyatları oluyor. Mesela 3,5 GMT harcadın. Sana bir tane arada bir comfort level 2 verse 10 tane açışta 1 verse bile kurtarıyor. Çünkü 3,5 harcadın. 10 tane harcasan 10 kere açsan 35 GMT yapar. Bakın bir tanesi 68 GMT. Tabi bunları satarken %6 mıydı? Onu da unuttum. %6 da kesintimiz var. Market kesintimiz. Ama çok bir şey yapmaz bu. Her türlü kurtarıyor. Efficiency ve comfort şu an kurtarıyor. Tabii daha büyük kutularda daha büyük gemlere bakılıyor. Ama mantığı bu şekilde hesapladığımız zaman gayet kolay hesaplanabiliyor. Şu an level 3 ve 4'ler 1-2 açmaya gerek yok. Kurtarıyor. Daha büyüklerde biraz risk olabilir. Hem onun süresi de artıyor. Açma süresi falan. Onları anlattığımız videolar vardı. Daha çok bizim takipçilerimiz 3, 4, 5 belki 6 bandında. Onlar da genelde kurtarıyor ama adam sana sürekli açarsın açarsın mesela resilience level 2, resilience level 2 verebilir. O riski de göze alıyorsanız artık yapabilirsiniz. Evet bu videomuzda kutulardan bahsettik. Açma maliyetlerinden bahsettik. Tabi şu scroll'lar falan da gelebilir. Bakın bir tane common scroll gelse 123 GST'ymiş. Bunlar pardon 123 GMT'ymiş. Bayağı iyi bir kazanç olmuş olur. Onlar artık birazcık şansa. Evet yine de sorunuz varsa anlatamadığımız, üzerinden geçtiğimiz yani konuyu bilenlerin anlayabileceği bir şey olduğu için biraz hızlı geçtik galiba. Hiç bilmiyorsanız konuyu eski videoları izlersiniz. Yine de sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışırız. Sizler ne yapıyorsunuz? Kutuları açıyor musunuz? Neler çıkıyor? Karda mısınız? Yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.